Kıymetli arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü atölye dersimizde yönetim psikolojisinin önemli bir unsurunu teşkil eden bir konuyu işleyeceğiz. Beraberce incelemeye çalışacağız. Algı ve iletişim konusu. Sadece tabii ki yönetim psikolojisinin bir unsuru değil bu. İletişim ve algılama konusu. Günlük hayatımızın da içinde olan, günlük hayatımızı da kapsayan bir husus. Günlük hayatımızdaki iletişimi de etkileyen bir husus. O yüzden algının ne olduğu, algılamanın nasıl ortaya çıktığı, algılama konusundaki hataların neler olabileceği ve bunlara karşı alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği hususunda bilgi sahibi olmak, günlük hayatımızdaki ikili ilişkilerimizi doğrudan etkilediği gibi aslında ikili ilişkilerin bir türü olan yönetimi de doğrudan ilgilendiren bir husus kıymetli arkadaşlar. Bu itibarla algının nasıl gerçekleştiğini, algı dediğimiz unsurun nasıl ortaya çıktığını bizim doğru analiz etmemiz, bilmemiz çok önemli. Peki nedir? Yani algı dediğimiz şey ne demek? Arkadaşlar, biz beş duyu organımızla beynimize ilettiğimiz bütün hususlara veri diyoruz. Veri. Bunun iletişimdeki karşılığı algı. Beş duyu organımızda, yani gözümüzde, kulağımızda, dokunarak, konuşarak aldığımız bütün sinyaller, dış sinyaller bizde algı olarak anlamlandırılıyor. Beynimiz bu sinyalleri alıyor, dışarıdan gelen etkiyi alıyor ve kendi içerisinde buna bir anlam yüklüyor. Bu anlam yükleme olayının nasıl gerçekleştiğini, neye göre gerçekleştiğini birazdan sizlere anlatacağım. Ve netice itibariyle yüklediği bu anlamı da karşı tarafa, yani algının geldiği tarafa geri iletiyor, bir cevap olarak iletiyor. İşte biz algılama süreciyle gerçekleşen, algılama süreciyle meydana gelen bu olaya algılama ve geri dönüş, yani feedback dediğimiz geri dönüşün yapılmasıyla birlikte bir algılamanın döngüsel olarak tekrar etmesi faaliyetine iletişim diyoruz. Algı demek ki tek taraflı olan bir şey. Algıya verilen cevap karşılığında, algıya verilen karşılık neticesinde ortaya çıkan görüntüye de biz iletişim diyoruz. İşte ikili ilişkilerimizin temelinde bu iletişim olgusu yatıyor. Eğer biz çevremizdeki olaylara, olgulara, kişilere, durumlara doğru bir algıyla müdahale edersek, algılamamızda sorunsuz bir durum ortaya koyarsak, bizim karşı tarafa vereceğimiz tepkiler de doğru tepkiler oluyor. Bir yönetici olarak aslarınızla, yani sizden emir alan kişilerle etkili bir yönetsel ilişki içerisine girmek istiyorsanız, öncelikle karşı tarafı doğru
anlamanız gerekiyor. Bir yönetici bu anlamda duygusal zeka dediğimiz algılama yeteneğini ifade eden zekaya sahip olmak zorunda. Eğer bu durum olmazsa, yani bir yönetici aslarını en başta doğru algılayamaz ise, aslarına vereceği cevaplar da doğru olmayacak. Dolayısıyla yönetsel ilişki tam anlamıyla gerçekleşemeyecektir. Algılamanın, doğru algılamanın önündeki bir takım engelleri de biz sıralayalım ki nelerle karşılaşabileceğimizi bilelim. Yönetici açısından bu engellerin doğru analiz edilmesi de çok önem taşıyor arkadaşlar. Bir kere algılama konusu söz konusu olduğunda, algılama dediğimiz şey söz konusu olduğunda insanın karakteri, yapısı doğrudan etkileyici bir unsur haline dönüşüyor. Biz yolda yürürken bir ezan sesi duyduğumuzda ya da işte yolda yürürken İstiklal Marşımız bir okulun önünden geçerken okunmaya başlandığında ne yaparız? Bir tepki veririz. Yani ortaya bir tepki koyarız. Bu tepki ne olur? Ya işte kendimize çeki düzen veririz veya işte İstiklal Marşı okunuyorsa dururuz. İstiklal Marşı'nı saygıyla dinleriz. İşte ezan okunduğunu duyduğumuzda müzik dinliyorsak müziğin sesini kısarız. İşte yatıyorsak hemen doğruluruz. Bu neden kaynaklanır? Kişinin kendisiyle alakalı bir takım dogmalardan kaynaklanır. Bu arada şu chatimizi de açalım. Evet, kesinlikle Duygu. Şimdi ondan bahsedeceğim zaten. Chat'i yeni fark ettiğim için arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi görüyorum. Kişinin hayat görüşü, dünya görüşü, elde ettiği, o zamana kadar elde ettiği hayat tecrübeleri hep doğru algılamayla doğrudan ilişkili hususlar arkadaşlar. Başka birisi, az önce verdiğimiz örneğin işte Müslüman olmayan birisinden veya Türk olmayan birisinden bahsedelim. Bizim işte ezan sesine ya da İstiklal Marşı'na verdiğimiz tepkiyi göstermez. Ondan böyle bir şey bekleyemeyiz. Bunun nedeni işte bu söylediğimiz unsurlardır kıymetli arkadaşlarım. Bu yüzden bir kere algıya bu konudaki gerçekleşen etkileri, bu konuda gerçekleşen algıya yapılan etkileri doğru analiz etmemiz çok önemli arkadaşlar. Algılamaya, dolayısıyla iletişime etki eden ilk engel işte bu kişisel engeller oluyor arkadaşlar. Yani kişinin şahsından kaynaklanan engeller. Yetişme tarzı, elde etmiş olduğu işte o zamana kadarki tecrübeleri, kültürü, dini, hatta cinsiyeti çok önemli. Mesela kadınlar için bir mağaza vitrininde görülen işte %50 indirim ibaresi çok dikkat çekicidir. Ama bir erkek aynı şeye dikkat etmez. Ya da tam tersi, bir yerden işte
akşam yapılacak maçla ilgili bir ilan afişi bir kadını hiç etkilemezken erkek için dikkat çekici, çok dikkat çekici olabilir. Yani cinsiyetin de etkisi vardır. Bunun gibi kişiyi kişi yapan bütün bu hususlar arkadaşlarım, bu anlamda oldukça hocam sesiniz gitti ama. Sanırım hoca bu durumun farkında değil. Bence bir şekilde WhatsApp'tan vesaire bildirin kendisine. Sesim geldi mi tekrar arkadaşlar? Evet şu Evet hocam, anda. Şu anda alıyoruz. Geldi mi tekrar? Evet hocam geldi. Tamam. Ya bir anda bende görüntü gitti de belki internette falan ilgili olabilir arkadaşlar. Evet hocam olabilir. Şimdi birinci husus bu. Kıymetli arkadaşlarım. Yani kişisel, şahsi engellerden bahsediyoruz. Kişisel durumlardan bahsediyoruz. Algılamanın önündeki ilk temel engelimiz bu. Arkadaşlar. Kişisel engeller. Şahsi engeller. Ferdi engeller. İkinci husus. Dille ilgili. Yani kullanılan dille ilgili engeller. Buna biz dil güçlükleri, dil zorlukları diyoruz arkadaşlar. Bunu dil güçlüklerini farklı açılardan lütfen değerlendirin. Yani kullanılan işte yabancı dil, Türkçe, yok İngilizce tarzı durumundan sadece bahsetmiyorum. Elbette bu da etkili. Şimdi siz İngilizce bilmeyen birisine İngilizce şeyler anlatırsanız, İngilizce konuşursanız ona göre siz de tepki alırsınız arkadaşlar. Yani anlamayacaktır adam. Neden bahsettiğinizi bilmeyecektir. Ama sadece bundan bahsetmiyorum ben. Kullanılan dil, kıymetli arkadaşlarım, iletişimde çok önemli. Birincisi, karşı tarafı ilgisini çekecek, karşı tarafı rahatsız etmeyecek bir dilin kullanılması. Yani dil zorluklarından kastımızın ilki kullanılan dilin karşı tarafı hoş gelecek, onu rahatsız etmeyecek bir biçimde kullanılmasından bahsediyoruz. Olmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Bu bizim engellerin dışındaki ilk vurgulayacağımız husus. Şimdi Duygu yalın dil demiş mesela. Bunu biraz sonra bahsedeceğim bundan. Öncelikle usluptan bahsediyoruz. Yani kullanılan dilin uslup yönü uygun olmalı. Bu anlamda kibar, nazik bir dil her zaman tercih edilir. Özellikle yöneticiden beklenen şey budur. Birazdan hatta şeyden de bahsedeceğim. Yani iletişim konusu içerisinde bu emir verme hususuna da değinmek istiyorum. Aslarımıza emir verirken nasıl davranmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi ona da bakmamız lazım. Ondan da bahsedeceğim. Bir kere uslubumuz iyi olacak. İkinci husus, karşı tarafın anlayacağı
ifadeler kullanarak, karşı tarafın anlayacağı ifadeler kullanarak iletişimi sürdürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yine istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Ne demek istiyoruz? Şimdi basit bir örnek. Yöresel bir takım ifadeler vardır arkadaşlar. Ben Adanalıyım mesela. İşte bizde kındırmak diye bir ifade var. Kındırmak. Şimdi kındırmak ne demek? Kındırmak arkadaşlar bizim kullandığımız normal Türkçe'de, yani yöresel şive dışındaki Türkçe'de var mı bilen bilmiyorum aranızda. Kındırmak diye bir deyim duyan var mı? Böyle bir ifade duyan var mı? Merak ettiğim için soruyorum. Varsa arkadaşlarım yazsınlar. Herhalde sanırım yok. Şimdi bu aralamak demek arkadaşlar. Mesela kapıyı kındır dendiği zaman kapıyı aralık bırak. Yani tam kapatma ama açık da durmasın. İşte aralık dursun demek. Şimdi siz astınıza böyle bir şey söyleyeceksiniz. Ya işte çıkarken kapıyı kındır diye söylerseniz, şimdi astınız çok büyük ihtimalle eğer Adanalı değilse, hatta yani Adanalı olsa dahi belki bu ifadeyi kullanmıyorsa ailesi içerisinde, bu arkadaşlar ters tepecektir. İster istemez ters tepecektir. Adam anlamayacaktır. Ya da bunu söylediğiniz hanımefendi anlamayacaktır bunu. Yani ne demek istiyorsunuz? Bu ne yapacak bakın? İletişimi koparacaktır orada. Karşı taraf belki kapıyı çekip çıkacaktır. Bu sefer de bak benim sözümü dinlemedi, lafımı dinlemedi. Saygısızlık yaptı diyebilecektir yani. Dolayısıyla yöresel ifadelerin kullanılmasından da mutlaka kaçınmamız gerekecek arkadaşlar. Herkesin anlayabileceği bir dil. Sonra yalın bir dil. Duygu'nun belirttiği gibi. Konuşmalarımızda biz hele ki artık günümüzde, eskiden böyle Osmanlıca terimler kullanmak, işte tecahülü arif yapmak, yani böyle çok fazla işte hani ağdalı dil olarak adlandırırız biz onu. Yani çok fazla böyle süslemeli bir dil ortaya koymak, çok okumuşluğun, işte entelektüelliğin bir karşılığı sayılıyor. Şimdi günümüzde de konuşmanın içerisine işte İngilizce terimler sıkıştırmak, İngilizce kelimeleri normal Türkçe konuşmanın içerisinde öyle kullanmak bu anlama geliyor. Ama şimdi karşınızdaki bunu anlamıyorsa bunun bir anlamı olmayacaktır arkadaşlar. Yani kendisi belki kendisini kültürlü göstermek için kişi böyle bir Türkçe kullanmış olabilir. Böyle bir durum içerisine girmiş olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Çünkü karşı taraf anlamaz sizi. Bu anlamda kişinin anlayabileceği düz, süslü olmayan ifadeler kullanılarak, yalın bir dil kullanılarak ve herkesin anlayabileceği şekilde böyle farklı yörelerin işte ifadelerini, farklı yörelerin ağızlarını kullanmadan böyle bir ifadeyle, düz bir ifadeyle dili düzgün bir şekilde kullanmak, bu dil güçlükleri, dil zorlukları dediğimiz hususun önüne geçecektir arkadaşlar. İletişimdeki başka bir temel engel ise dinleme yetersizliği dediğimiz durum arkadaşlar. Dinleme yetersizliği. Bizde genellikle çok yaygındır yine bu hata. Karşı tarafı biz dinlemekten çekiniriz. Bu bazen sabırsızlığımızdan olur. Bazen
Tamam. Yani özet bir şekilde lütfen anlat bize tarzında bir ifade içerisine gireriz. Ama en netice dinlemekten her zaman çekiniriz nedense. Oysa insanlar dinlenilmekten hoşlanırlar. Özellikle bugün biraz hanımefendilere fazla takılıyorum ama yani gerçek böyle. Şimdi mesela kadınlar dinleme konusunda tam bir uzmanlardır. Dinlemeyi de severler ama bunun karşılığında dinlenilmesini de severler. Bunun ardında ne yatar? Kadınlar ince düşünürler. Biz erkekler gibi böyle doğrudan bodoslama işin içerisine girmezler ve detaycıdırlar. Bundan dolayı da her şeyin detaylı anlatılmasını isterler ve karşı tarafın da detaylı anlatımını da dinlemek isterler. Aksi durumda önemsenmiyormuş gibi hissederler. Eğer böyle düşünmeyen bir hanımefendi varsa oraya yazsın fikrini. Biz de bu konuda bir fikir teatisi yapmış oluruz. Ama mesela erkekler böyle değildi. Biz erkekler böyle düz düşünürüz. Hemen olay neyse işte hemen kısaca bana onu anlat der geçeriz. Ama bu işte neye yol açar? Karşı tarafta hele ki bir kadınla bir hanımefendiyle konuşuyorsa onda önemsenmemişlik hissini uyandırır. Yani bak demek ki beni önemsenmiyor, önemsemiyor hissini uyandırır. Bu itibarla dinlemenin mutlaka yapılması gerekiyor. Şu özellikle yöneticilerin çok yaptığı bir hata. Tabii işler yoğun, çok yoğun bir ortamda çalışılıyor. Ama birisi geliyor, biz bir yandan işte evrak imzalamaya çalışıyoruz, anlat diyoruz, yani bir sıkıntını, sorununu anlat diyoruz. Bir yandan onu dinliyoruz, belki dinliyormuş gibi daha doğrusu yapıyoruz. Bir yandan evrakları imzalıyoruz. Günlük hayatımızda dahi bırakın yönetsel ilişkileri, bir arkadaşımız bir şey anlatırken ya da siz bir şey anlatırken arkadaşınızın telefonda Instagram hesabını incelemesi ne kadar hoşunuza gider? Mesele sadece hoşa gitme durumu da değil. Ne var? Bir de işin içerisinde karşı tarafı gerçekten anlayamamak var. Yani ne söylediğini bilmiyorsun. Sana soru soruyorsun, anlatıyor. Sen dinlemediğin için sana soru sorunda, ha efendim ne demiştin diye cevap veriliyor arkadaşlar. Bu da nedir? Yanlış bir durum doğal olarak. Dolayısıyla gerek karşı tarafı dinleme, gerekse de bizim karşı tarafı kendimizi dinletmemiz durumu iletişimin, etkili bir iletişimin önündeki temel engellerden bir tanesi arkadaşlar. Bu yüzden dinlemek ve karşı tarafı da dinlendiğini hissettirmek çok büyük önem taşıyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor etkili bir iletişim için. Bir diğer engel arkadaşlarım, belirsiz ifade kullanmak. Belirsiz ifadeyi biz gerek konuşurken ki seçtiğimiz kelimelerle yapabiliriz. Birden fazla anlama gelen kelimeler ya da işte farklı yorumlanabilecek kelimeler kullanabiliriz. Bunun yanı sıra anlatımımızı destekleyeceğimiz, desteklerken takınacağımız o yüz ifadesi belirsiz ise yine bu da iletişimdeki belirsizliği ortaya çıkaracaktır. Kıymetli arkadaşlar. Net olacağız. Yani kullandığımız ifadenin gerek yüz olarak gerekse de mimiklerimizle, yüz hareketlerimizle, gerekse de
yoruma açık kelimeler, yoruma açık ifadeler kullanılmaması çok önemli. Hele ki biraz sonra işte bu emir konusundan bahsederken buna biraz daha arkadaşlar detaylı değinmek istiyorum. Bir diğer husus da iletişim engeli olarak ifade edebileceğimiz geri beslemenin yanlış yapılması. Yani karşı tarafa yanlış tepki vermek, hatalı tepki vermek. Bu yine herhangi bir nedenle karşılaşabilecek bir olay açıkçası. Bazen gerçekten anlamıyoruz. Yani anlamadığımız için böyle bir tepki vermiyoruz. Yanlış tepki veriyoruz. Bazen de karşı tarafın beklemediği bir tepki. Örneğin bize birisi günaydın diyor. Günaydın, merhaba diyorsun. Hiç cevap vermeden de geri besleme yapabilirsiniz. Hiç cevap vermeyip geçiyorsunuz. Bunun karşı tarafta uyandıracağı arkadaşlar olumsuzluğu bir hayal edin. Yani bir düşünün. Yani bu cevap vermediğimizde ne yapılıyor? Karşı taraf bir daha belki bize herhangi bir şekilde bizimle herhangi bir şekilde iletişim kurmayabiliyor. Kıymetli arkadaşlar. Buna da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani geri besleme hatalarının önüne geçebilmemiz için yapmamız gereken temel husus bir kere karşı tarafı doğru anlamak. Yani doğru anlamalıyız. Doğru anladığımızdan emin olmalıyız. Ve karşı tarafa onun beklediğini düşündüğümüz tepkiyi vermeliyiz. Örneğin her yönetici söylediği bir lafın, bir sözün anlandığına dair bir geri besleme ifadesi ya da geri besleme sözü duymak ister. Şimdi siz anlatıyorsunuz. İşte şunu şöyle yapalım, burayı da böyle yapalım diyorsunuz. Karşı taraftaki aslını size bakmaya devam ediyor. Hiçbir mimik yok, hiçbir ifade yok, hiçbir şekil yok. Bu ne demek? Bu ne demek arkadaşlarım? Açık bir şekilde, aleni bir şekilde. Yani ya seni dinlemedim anlamına geliyor ya da ne dediğini anlamadım anlamına geliyor. Bu sefer belki gereksiz yere tekrar etmeniz gerekebiliyor. O yüzden geri besleme hatalarının önüne geçmek için doğru dinleme ve doğru yorumlama çok önemli. Gelelim yanlış algılama ve yanlış iletişim dolayısıyla, yani yanlış algılama ve dolayısıyla yanlış iletişim içerisine bizi sokan hususlar neler? Bunlara karşı neler yapabiliriz? Yine hem günlük hayatımızı ilgilendiren hem de yönetsel ilişkilerimizi ilgilendiren bir diğer temel husus bu. Birinci algı hatası veya iletişim hatası diyebilirsiniz. Ön yargıdır arkadaşlar. Ön yargı. Karşı tarafı kendimizi anlatma, karşı tarafı da veya anlama hususlarında bizim düşeceğimiz en büyük sıkıntı ön yargıdır. Başka bir ifadeyle basma kalıpçılık. Basma kalıp olmak. İşte her sarışın kadın işte anlama konusunda zafiyetlidir. İşte her esmer erkek kaba konuşur gibi basit çıkarımlardan tutun da arkadaşlar çok daha genelleyici, işte erkekler yalancıdır ya da işte kadınlar aldatır şeklindeki çok büyük genellemelere, çıkarımlara varıncaya kadar ön yargı, basma kalıpçılık her zaman iletişimin önündeki hatadır. Bununla ilgili birçok film, roman izlemişsinizdir, okumuşsunuzdur ve günlük hayatınızda da
karşılaşmışsınızdır. Bakarsınız öyle çok son derece işte salaş giyinmiş olan birisini çok önemsemezsiniz. Ama böyle konuşmaya başlayınca adam böyle deniz derya gibi bir şey çıkar. Ya da tam tersi işte son derece şık giyinmiş bir erkek veya bir kadınla tanışırsınız, konuşursunuz. Konuşmaya başlayınca bir an önce oradan uzaklaşmak istersiniz. Bu aslında hepimizde olan bir husus. Ama hepimizde olan bu eğilimi yönetsel ilişkiye döktüğümüzde aslarımıza haksız davranma, aslarımıza hak etmediği şekilde uygulamalarla onları muhatap etme gibi bir yanlışa düşeriz. Belki onu küstürürüz. Daha baştan onu küstürebiliriz. Veya tam tersi hak etmediği halde çok fazla onore edebiliriz. Dolayısıyla iyi bir yönetici olmak istiyorsak bir kere çalışanlarımıza karşı ön yargılı olmayacağız arkadaşlar. Yani basma kalıp hareket etmeyeceğiz. Bir diğer hata bizim model oluşturma dediğimiz hata arkadaşlar. Model oluşturma. Yöneticiler yine bu iletişimsel hataya çok düşüyorlar. Kafalarında bir ideal oluyor arkadaşlar. İdeal çalışan tipi oluşturuyorlar ve herkesi kafalarında oluşturdukları bu ideal çalışana göre kıyaslıyorlar. Giyimiyle, konuşmasıyla, işte disipliniyle, çalışma azmiyle vesaire. Bir bakıyorsunuz işte o bir model oluşmuş ama o modele uymayan kim varsa, o modele uymayan kimler varsa arkadaşlar, hepsiyle iletişim olumsuz bir şekilde yürütülmeye başlanıyor. Halbuki buradaki temel yanlış nedir? Bir kere sizin oluşturduğunuz model gerçekten olması gereken model mi? Soru bu. İlk soru. İkincisi, gerçekten siz oluşturduğunuz modelle karşınızdaki aslınızı doğru kıyaslıyor musunuz? Kıyası düzgün yaptınız mı? Dolayısıyla eğer siz kafanızda bir model oluşturma olayına girerseniz karşı tarafla iletişiminiz sekteye uğruyor. Günlük hayatımızdan yine örnek verelim. Hani şu meşhur işte doğru kadını bekleme veya doğru erkeği bekleme olayı. Kafanızda bir doğru erkek veya doğru kadın var. Onun bir diğer ifadesi işte ideal erkek veya ideal kadın. Model erkek veya model kadın. Karşınızdakilerle ilişkiye girdiğinizde, tanıştığınızda bu modele uymuyorsa o kişi, kötü kişi olarak adlandırıyorsunuz ve o kişiyi zaten tanıma konusunda herhangi bir çabaya da girmiyorsunuz, herhangi bir gayrete de girmiyorsunuz. Bu da tabii neye yol açıyor? İşte günlük hayatımız için düşünürsek yalnız kalmamıza yol açıyor. Yönetsel açıdan düşünürsek de güvenebileceğimiz asların olmamasına neden oluyor. Yöneticinin yalnızlaşmasına neden oluyor arkadaşlar. Bir diğer yanlış, kıymetli arkadaşlarım, hale etkisi dediğimiz etki. Hale etkisi. Bir de bunun negatifi var. Yani negatif hale etkisi de var. Nedir bu yanlış? Çok yine içerisine düşülen bir yanlış bu. Yönetici aslında bir davranış görüyor arkadaşlar. Ve bu çok hoşuna gidiyor ya da o davranıştan nefret ediyor. O davranışa göre o kişiyi tamamen ona göre değerlendiriyor. Örneğin hasta bakıyor işte kendi karşısına geldiğinde işte ceketini ilikliyor, çok saygılı, aman efendim sepet efendim saygılarımı sunarım bilmem ne falan filan diye söylüyor,
konuşuyor. Bunun karşılığında yöneticinin kafasında şu oluşuyor. Bu çok iyi bir personel. Bu çok çalışkan bir personel. Halbuki belki sizin yanınızdan çıktıktan sonra masasına bile uğramıyor. Ya da tam tersi. Çok yeterince sizin istediğiniz tarzda saygılı olmayan, çok saygı göstermeyen, istediğiniz derecede saygılı olmayan birisi, siz kafanızda diyorsunuz ki bu kişi yetersiz bir çalışandır. Belki de çok çalışan birisi, hatta bulunduğunuz yeri sırtlamış götüren birisinden bahsediyoruz. Ama siz bir tek özelliğe bakıp bunu genellendiriyorsunuz. İşte bir olumlu özelliğe bakıp kişiyi tamamen olumlu düşünmeye hale etkisi diyoruz. Bir tek olumsuz özelliğe bakıp kişinin diğer bütün özelliklerinin de olumsuz olduğunu vurgulamaya da düşünmeye de negatif hale etkisi diyoruz arkadaşlar. Bu da yine çok düşülen bir diğer algı hatası arkadaşlar. Hiç kimse dört dörtlük değil. Yanlışı da var, doğrusu da var. Yapılması gereken nedir? Bütün özellikleriyle karşımızdakini değerlendirmek. Belki kişi çok çalışıyor ama dağınık birisi. Ya da çok düzenli birisi ama hiç çalışmayan birisi. Çalışanı her bir özelliğiyle ilgili ayrı ayrı değerlendirmez iseniz işte bu hataya düşüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmamız lazım önüne geçmek için bunun? Çalışanları olması gereken, o işin, o görevin gerektirdiği bütün özelliklere uygun olarak değerlendirmek önemli. Aksi takdirde yine arkadaşlarım çok olumsuz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da yine çok sıkıntılı arkadaşlarım bir durum. Bu hale etkisi dediğimiz olay. Bu etkiden uzak kalmak için her yönüyle kişiyi değerlendirmek ve tek bir özelliğine bakarak genelleme yapmamak önem arz ediyor. Yine bir başka hata kıymetli arkadaşlarım, seçici algılama dediğimiz hata. Veya başka bir ifadeyle algıda seçicilik. Nasıl düşüyoruz bu hataya? Biz kafamızda arkadaşlarım olmasını istediğimiz, olmasını beklediğimiz, aradığımız bir şey var. Karşı tarafta bunu görmeyince ya da göremeyince yokmuş gibi davranıyoruz. Günlük hayatımızda bunu çok sık yaparız. Örneğin bir arkadaşımızı bekliyoruzdur bir yerde. O arkadaşımızı beklerken kalabalığın içerisinde baktığımızda diğer insanları görmeyiz. Yani diğer insanları gözümüz görmez. Bakarız ama görmeyiz. Yanımızdan kim geçti, kim gitti, erkek miydi, kadın mıydı, uzun saçlı mıydı, kısa saçlı mıydı? Bunlara bakmayız arkadaşlar. Çünkü nedir? Biz o arkadaşımızı arıyoruzdur. O arkadaşımıza odaklanmışızdır. İlaç arıyoruzdur. Bütün o levhalarda, bütün tabelalarda eczane levhasını ararız. Halbuki ilaç aramadığımız herhangi bir gün orada eczane var mı yok mu umursamayız bile. Bakmayız çünkü. Yani o tabelaları okuma ihtiyacı duymayız. İşte biz buna algıda seçicilik ya da seçici algılama diyoruz arkadaşlar. Bu neye yol açıyor? Böyle bir durumu sürekli hale getirmek neye yol açıyor? Bizim arzuladığımız, istediğimiz özelliği görmeye çalışırken diğer özellikleri ıskalamamıza neden oluyor. Bu itibarla hele ki bir yönetici mutlaka
belli bir kişiye, belli bir duruma odaklanmak yerine bütün özelliklere, bütün kişilere doğru bir şekilde odaklanarak ve her özelliğe, her kişiye ayrı ayrı odağını vererek incelemek. Bunun aksi türlüsünde siz işte aradığınızı bulmaya çalışırken diğer kişileri, diğer çalışmaları göz ardı edebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer algı hatası kontrast hatası dediğimiz veya zıtlık dediğimiz etki altına girmek arkadaşlar. Bu etki çevresindeki diğer kişilere göre belirli bir özelliğe, belirli bir keskin özelliğe sahip olan çalışanlara yönelen bir etki. Şöyle düşünün, işte 10 tane beyaz araba var, bir tane kırmızı araba var. Şimdi siz beyaz arabalara bakar mısınız? Hayır, kırmızı dikkat çeker. Siz kırmızıyı aradığınızdan değil, yani işte az önce anlattığımız gibi seçici algılama gibi düşünmeyin bunu. Siz kırmızı aramıyorsunuz ama kırmızı ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Bu neye yol açıyor arkadaşlar? Diğerlerine es geçmenize neden oluyor. Çok başarılı bir personeliniz var. Her şeyiyle dört dörtlük. Her şeyiyle dört dörtlük. Siz bütün ilginizi oraya veriyorsunuz. Ama diğer çalışanlarınızı, belki dört dörtlük olmasa da dört üçlük olan çalışanlarınızı atlıyorsunuz. Ve onu, o ilgi yönetsel yakınlık çemberinin dışına atabiliyorsunuz. Burada da yine yapmamız gereken şey kontrast etkisi, bizde kontrast etkisi oluşturan kişilerin veya durumların mümkün olduğu kadar etkisinden kalmamaya çalışmak. İşte çok sosyal hayatımızdan yine örnek verelim. Çok kalabalık böyle bir ortama girdiğinizde işte aşırı derecede böyle çok yakışıklı ya da işte çok güzel, çok alımlı birinin olduğunu düşünün. Şimdi ne yapmazsınız böyle? Diğerleri sizin dikkatinizi veremezsiniz. Öyle söyleyeyim. Dikkatinizi veremezsiniz. Ne yapmamız lazım? İşte dikkati oradan çekmeniz lazım. Yapacağımız şey bu. Yönetimci açısından da bizde kontrast etkisi oluşturan çok iyi veya çok kötü çalışanların etkisi altında kalmadan ortalama bir durum oluşturmak arkadaşlar. Ve değerlendirmeyi de buna göre yapmak. Algı hatasındaki veya değerlendirme hatası kapsamındaki anlatacağımız son husus arkadaşlarım, son görülme dediğimiz hata, son görülme. Adından da rahatlıkla anlayacaksınız bu durumu. Kişinin daha önce yapmış olduğu bütün davranışları unutup en son ne yaptıysa bunun etkisinde kalmak. Bir yıl boyunca kişi çalışmıyor. Son işte bir hafta kala böyle performans değerlendirmesi yapacaksınız. Son bir hafta kala mesaiye kalmaya başlıyor. Onun daha önceki çalışmamasını, savsaklamasını siz unutuyorsunuz ve son bir haftadaki o mesaiye kalmasına göre diyorsunuz ki ya bu çok çalışkan bir personel. Ya da tam tersi. Kişi o yıl boyunca çok çalışmış, gayret göstermiş, emek sarf etmiş, uğraşmış, didinmiş. Ama bunun karşılığında son bir hafta 10 gün belki özel hayatında bir sıkıntı yaşamış, bir kayıp yaşamış, işte ikili ilişkilerinde sorun yaşamış, psikolojisinde bir sıkıntı oluşmuş ve o bir yıllık çalışmasını belki sekteye uğratmış.
siz ne yapıyorsunuz? Ya bu kişi yeterince çalışmıyor deyip o kişiyi son gördüğünüz duruma göre değerlendiriyorsunuz. Bu da yine insanları, sadece yöneticilerin değil, genel anlamda insanların çok düştükleri bir hata. Günlük yaşamımızda da buna çok düşeriz, bu hataya. Yani bir yıl boyunca bize selam bile vermeyen birisi gelip bir anda bizle samimi olmaya, bize yardımcı olmaya, bize nazik davranmaya falan başladığında onun o bir seneki davranışlarını unuturuz. Ya aslında iyi bir insanmış ya bu deriz. Veya tam tersi, bize her zaman kibar davranmış, nazik davranmış, bize yardımcı olmuş birisi herhangi bir sıkıntı yaşayıp bize işte asık suratlı davranmaya başladığında ya bu adam meğerse böyleymiş, bu kadın bak meğerse bu şekildeymiş deyip yanlış değerlendirme içerisine girebiliriz. O yüzden yönetici anlamında düşündüğümüzde yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Yönetici bir süreç içerisinde aslarını değerlendirmek zorunda. Yani değerlendirme olayı böyle anlık, bir gün içinde, bir hafta içerisinde yapılan bir şey, bir faaliyet olmamalı. Sürece bakarak, küçük notlar alarak mutlaka yönetici çalışmak zorunda, değerlendirme yaparken bu şekilde bir çalışma tarzı benimsemek zorunda. Aksi durumda işte bu son görülme hatası dediğimiz hatanın içerisine düşebilir arkadaşlar. Şunu da kusu kapatmadan önce söylemek istiyorum. İletişim ve doğru düzgün iletişim için mutlaka gürültü dediğimiz gereksiz bütün olumsuzlukların kapatılması gerekiyor. İletişimde gürültü ifadesi arkadaşlarım kulağımıza gelen o kaba sesler değildir sadece. İletişimi engelleyen, doğru iletişimi kapatan bütün olumsuzluklar gürültü olarak tanımlanır iletişim söz konusu olduğunda. Dedikodu örneğin bir gürültüdür. Laf götürüp getirme bir gürültüdür. Kişiyle, muhatabınızla doğrudan yapmadığınız, muhatabıyla doğrudan yürütmediğiniz bir iletişim, gürültü etkisi altında gerçekleşen iletişimdir arkadaşlar. Bu dediğim gibi günlük hayatımızda kullandığımız anlamıyla gerçekten işte kaba sesler olarak algın, yani ne dediğinizi duyamama şeklinde de ifade edebilirsiniz. Ama burada asıl önemli husus o iletişimi kesen, o iletişim içerisinde parazit sokan bütün engelleyiciler arkadaşlarım gürültü olarak anlamlandırılır. Bunu da unutmayacağız. Bu şekilde kıymetli arkadaşlarım iletişim ve algı hususunu sizlerle sizlere aktarmış oldum. Son olarak emir konusunu, aslara verilen emir konusunu bu hususta sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda da birkaç kelime etmek istiyorum. Şimdi üstün yöneticinin yaptığı temel faaliyetlerden bir tanesi nedir? Karar verip bu kararı aslarının uygulamasını sağlamaktır. Biz buna emir diyoruz arkadaşlar. Emrin bir diğer ifadesi hizmete ait bir talebin veya bir yasağın sözle, yazıyla veya başka bir diğer şekilde aslara iletilmesidir. Biz buna emir diyoruz. Emrin doğru anlaşılması işte bu iletişimin uğrayacağı sıkıntılar, sorunların aşılmasıyla mümkündür. İlave olarak üç temel husustan bahsederiz biz arkadaşlarım. Verdiğimiz, yöneticinin verdiği emri karşı tarafa doğru aktarabilme, iletebilme ve bu emrin doğru uygulanmasını sağlayabilme bakımlarından. Birincisi
Emrin veriliş biçimi. Emri nasıl verileceksiniz? Bu konuda dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar. Birincisi, tıpkı az önce anlattığım gibi. Çünkü emir de nedir? Bir iletişim çeşidi. Dikkat ederseniz. Az önce tanımını yaptık. Bir, açık vereceğiz emri. Yani yoruma herhangi bir şekilde kapalı olacak. Açık, net. Herkesin orta algı düzeyindeki bir kişinin anlayabileceği şekilde. Yani karşımızdakinin ne IQ'su, zeka seviyesi üstün bir şekilde öyle girift, iç içe geçmiş, çözülmesi gereken böyle bulmacalardan oluşan şekilde de değil. Ne de işte böyle 5 yaşındaki çocuğa anlatır gibi değil. Orta anlayış kapasitesinde bir kişinin anlayabileceği şekilde açık bir şekilde anlatacağız. İkincisi, emrin mutlaka uygun bir şekilde, uygun bir dille anlatılması, izah edilmesi bir diğer husus. Üçüncüsü, mutlaka emri hiyerarşiye bağlı kalarak vereceğiz. Burada hiyerarşiden kastımız nedir? Aslık, üstlük. Bu şu demek arkadaşlar. Eğer siz size doğrudan bağlı olmayan birisine emir vermeye kalkarsanız bu yanlış olur. Mutlaka doğrudan size bağlı olan kişilere emir vermeniz gerekecektir. Bir diğeri usluptur yine. İletişim, az önce iletişimde bahsettiğimiz gibi. Emir verilirken dil bilgisindeki ifadesiyle emir kipleri kullanmak, yap, getir, götür yerine adeta bir davet uslubu kullanmak gerekir. İşte şöyle yapalım mı? Şunu getirelim, şunu getirsek nasıl olur? Şu şekilde yapmamızın uygun olacağını düşünüyorum tarzında kişiyi birlikte sanki o işi yapıyormuş gibi, o işi birlikte yapmaya davet ediyormuş gibi bir davranış içerisinde tutmak arkadaşlarım yine önemlidir. Ve tabii mümkün olduğu kadar verilen emri de kontrol etmemiz önemlidir. Şöyle bir ifade çok hoşuma gider. Güven kontrole mani değildir. Yani birine yapacağınız, birine duyduğunuz güven o kişinin kontrol edilmesine mani değildir. Ne kadar seviyorsanız sevin, bu o kişinin cep telefonunu arada kontrol etmenize engel olmuyorsa, nasıl ki veya işte sana güveniyorum, dışarıdakilere güvenmiyorum durumundaki gibi ifade nasıl takınıyorsanız, işte yönetici de verdiği emrin yerine getirilip getirilmemesinde kontrol etmek durumunda. Aksi takdirde insanın tabii bir karakteri var. Böyle kaytarmaya yatkın bir karakteri var. Çoğu insan en azından. Bunun önüne geçmiş olursunuz. Kontrol edileceğini bilen herkes o aldığı emri daha iyi bir şekilde yerine getirmek için çalışacaktır. Tam tersine hiç kontrol edilmeyeceğini de bilirse en iyi şekilde çalışan birisi bile belki gevşek bir şekilde o emri yerine getirme konusunda isteksiz bir şekilde davranabilecektir arkadaşlar. İkinci husus, emri verirken dikkat edilmesi gereken ikinci husus, emri vereceğimiz astın psikososyal durumunu dikkate almak. Psikososyal durumdan kastımız ne? Bir kere arkadaşlar, emri verirken emri vereceğimiz ortamın uygun olması lazım. Örneğin hiç kimse işte arkadaşların içerisinde, mesai arkadaşların içerisinde doğrudan emir almaktan hoşlanmaz. Ya da düşünsenize, ziyaretçiniz gelmiş, onunla oturuyorsunuz, amiriniz geliyor,
İşte bilmem ne hanım, bilmem ne bey, şunu bana getirin. Hoş olmaz. Yani ortamın uygun olması gerekir. Kişileri her ne kadar aslımız da olsa, her ne kadar bizim verdiğimiz emirleri yerine getirmek en azından hizmete yönelik ve kanunlara uygun olan emirleri yerine getirmek zorunda olsa da bu ona karşı her ortamda emir vermemizi de gerektirmez. Emrin zaten doğru algılanıp istekle yapılmasının bir sebebidir arkadaşlar, bu uygun ortamın oluşturulması. Bir diğer ortam mutlaka karşıdakinin bilgi düzeyine göre emrin verilmesi gerekir. Kişinin bilgisinin dışında olan ya da bilgi seviyesinin çok üstünde ya da çok altında olan emirler o emrin yapılmaması durumunu sonuçlayacaktır arkadaşlar. Biri diğeri de mutlaka kurum içerisinde yöneticinin disiplinli hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde aslında bu psikososyal durumu hemen olumsuz etkilenecek ve verdiğiniz emrin yerine getirilmesi konusu sekteye uğrayacaktır arkadaşlar. Ve son olarak bu astın psikososyal durumu hakkında şunu söyleyelim. Asta da mutlaka görüşünü bildirme şansı vermemiz gerekir. Çünkü bazen insanız, gözümüzden de kaçabilir. Yani yönetici olarak gözümüzden de kaçabilir bu husus. Hepimiz her kararı doğru bir şekilde veremeyebiliriz. Dolayısıyla aslara da kendisini ifade etme, görüşünü bildirme hakkı verirseniz hem onu onore ederek verdiğiniz emri daha istekli bir şekilde yerine getirmesini sağlarsınız. Hem de sizin verdiğiniz emirde sizin gözünüzden kaçan bir takım hataların giderilmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Son husus ise bu konuda ifade edeceğim yöneticilerin davranışlarıdır. Sizlerin gerek işte iletişimde genel olarak gerekse özel olarak emir verirken davranışlarınızla, tavrınızla aslınıza güven vermeniz, güven telkin etmeniz, o saygınlığı kazanmanız çok önemli. Eğer siz işte laubali davranışlar içerisine girerseniz, şimdi hatır sormakla, aslarınızla muhatap olmakla laubali davranış içerisine girmek çok farklı şeyler. Yani işleri önemsemiyormuş gibi davranmak, karşı tarafı önemsemiyormuş gibi davranmak, işte karşı tarafa lakap takmak mesela ya da özellikle hanımlara, hanımefendilere işte onun izni olmadan adıyla hitap etmek, bu üstün saygınlığını rencide edebilecek hususlardır. Buna da üst mutlaka, yani yönetici dikkat etmek durumundadır arkadaşlar. Bütün bu anlattığımız hususlara gerek işte algı, haberleşme nasıl yapılır, karşılıklı iletişim nasıl yürütülecek ve özelde de emir nasıl verilmeli, emir iletişimi dediğimiz, yani emir verme iletişimi dediğimiz husus nasıl yürütülecek, bunlardan bahsetmiş oldum bu atölye dersimizde. Sizin